Herkese merhaba. Elektrikle devam ediyoruz. Elektrik devrelerini ikiye böldük. Bugün birinci bölümü bu videoda anlatacağım. Şimdi elektrik devreleri, önce şunu hatırlayalım. Bir önceki videomuzda elektrik akımı, potansiyel farkı ve direnci anlatmıştık. Şimdi bunlar arasındaki ilişkiyi kuran Ohm yasasıyla bu videomuza başlayalım. Şöyle, burada V kadarlık bir potansiyel uygulanan bir gerilim var ve R direnci var. Görüyorsunuz V kadar potansiyel var. Şimdi Ohm der ki burada V kadar potansiyel uygulandığında I kadar akım geçiyor. Sonra 2V kadar potansiyel uygulandığında 2I kadar akım geçiyor. Bu demek oluyor ki bunları birleştirdiğimiz zaman şöyle ve şöyle birleştirdiğimizde şu şekilde bir grafik çıkıyor karşımıza. Bakın şöyle bir grafik çıktı. Buradaki grafiğe baktığımızda düzgün bir eğime sahip olan bir grafik. Şuradaki açıya alfa dersek eğim burada eşit olacak. Bakarsanız şu üçgenin dik kenarı 2V kadar, şöyle yatayı I kadar. O zaman biz V bölü I diyebiliriz. Burada büyük üçgenin şuradaki karşı kenarı 2V kadar, şu yatayı da 2I kadar. O zaman bu da 2V bölü 2. Bakın ikiler de birbirini götürdü. Gene V bölü I. O zaman burada gerilimi 2V yaptığımızda gördüğünüz üzere akım 2. 3V potansiyel uyguladığımızda akım 3I şeklinde devam edecek. Tabii ilk başta I kadar akım gitsin diyoruz. O zaman burada şunu görüyoruz. Demek ki buradaki gerilim ve akım oranı hep sabit. İşte bu sabite Ohm şunu diyor. Bu sabit işte buradaki iletkenin direnci. Yani R olmuş oldu. O halde bizim şöyle bir bağıntıyı elde etmemiz söz konusu. Şöyle V bölü I eşittir R diyoruz. I ile R yer değiştirirse şunu da görmüş olalım hemen. Şöyle diyebiliriz. I eşittir V bölü R. Bu ne demek oluyor? V kadar gerilim, V kadar potansiyel fark uygulanan R direncinden I kadar akım geçer. Şöyle V'nin potansiyel farkın gerilimi volttu. Hatırlayalım. Direncin birimi ohm'du. Bunu da hatırlayalım. Demek ki aynı zamanda volt bölü ohm da, hatırlayın şöyle, volt bölü ohm da bize akımın birimi olan amperi veriyormuş şeklinde bir yorum yapabiliriz. Değil mi? Güzel. Şimdi burada şunu söyleyelim hemen arkasından. R sabit. R direnci nereye bağlıydı? Önceki videomuzdan hatırlayalım. R direnci şöyle yazalım. R eşittir rho çarpı L bölü S. Bu ne demek oluyor? Uzunluk ve kesit alanı. Gördünüz mü? Bir de aynı zamanda nedir bu? Öz direnç. Yani tamamıyla iletkenin cinsine bağlıydı. O zaman şuradaki boşlukları doldurabiliriz artık. Ne diyeceğiz? R yalnızca direncin boyutlarına ve cinsine bağlıdır. Şimdi yani üreticin potansiyel farkına ya da direncin üzerinden geçen akıma bağlı değildir. Gördük, ne dedik burada? Potansiyeli arttırdıkça akım da artıyor. Çünkü direnç sabit. Yani V bölü I oranı hep direnci veriyor diyebiliriz. Hemen arkasından öğreten soruyla devam edelim. Şimdi bir su ısıtıcısından 220 voltluk gerilim altında 4 amper akım geçmektedir. Buna göre ısıtıcının direnci kaç ohmdur? Isıtıcı 110 voltluk gerilim altında çalıştırılırsa üzerinden kaç amperlik akım geçer? Şimdi az önce öğrendiğimizi hemen hatırlayalım. I eşittir V bölü R. Şimdi bir de içler dışlar yaptığımızda R'yi I'nin yanında alırsak V eşittir I çarpı R. Yani hep duyduğunuz şey vır. Hatırlayalım. Şimdi A şıkkı ile devam edelim. Ne diyoruz? Isıtıcının direnci kaç ohmdur? Şimdi soruda der ki bize 220 voltluk gerilim altında. Yani V'nin yerine 220 volt yazabiliriz. Eşittir. Ne kadar akım geçiyormuş? 4 amper. O zaman bunun yerine de I'nin yerine 4 yazdık. Çarpı R direnci diyoruz. Gördünüz mü? Buradan R direnci eşittir 220 bölü 4. Bu da neye karşılık geliyor? 55 ohmdur diyebiliriz. Şimdi önceki ohmda dedik ki, ohm yasasında dedik ki R direnci sabit. V artarken I de artıyordu. O zaman burada direnci sabit tutuyoruz. Yani ısıtıcının direnci 55 ohm olacak. Yani cinsini ya da boyutlarını değiştirmediğimiz sürece bunda herhangi bir değişiklik olmayacak diyoruz. Şimdi o halde B şıkkında şöyle bir şey yapabiliriz. Aynı şey yapalım. Bu sefer şunu kullanalım isterseniz. I eşittir V bölü R. Çünkü I akımını soruyorum. Değil mi? Şimdi gerilimi ne yaptık? 110 volt yaptık. Gördünüz mü? O zaman V'nin yerine 110 volt yazıyoruz. Direncin yerine de 55 yazıyoruz. Bak değişen bir şey yok. Direnç değişmez dedik. O zaman 110'u 55'e böldüğümüzde buradan akımın 2 amper olduğunu söyleyebiliriz.
Yani gerilimi değiştirdikçe akım değişiyor. Bakınız direnç kesinlikle değişmiyor. Boyutlara ve cinsine bağlı dedik. Tamam mı? Güzel. Sonra dirençlerin bağlanması. Şimdi normalde hani evlerimizde de ya da başka yerlerde de ne bileyim bir elektrik devrelerinde dirençler seri ya da paralel bağlanır. Şimdi seri bağlamak ya da paralel bağlamak bize neyi kazandırır, ne kazandırır ya da neyi sağlar söyleyelim. Şimdi seri bağlama. Önce seri bağlama ile başlayalım. Şunu unutma. Şimdi bunun için güzel bir şey söyleyeceğim. R1 direnci ile R2 direncinin yalnızca birer üçleri birleşmiş. Aynı zamanda R2 direnci ile R3 direncinin yalnızca birer üçleri birleşmiş. Gördünüz mü? O zaman şöyle diyebiliriz. Yalnızca birer uçları birleşmiş dirençler seri bağlıdır. Bakın mesela buraya ben bir A noktası dersem R1 ile R2 A noktasında birleşmiş. Buraya B noktası dersem R2 ile R3 direnci B noktasında birleşmiş. Sırasıyla oldukları için o zaman bu dirençler seri bağlıdır diyoruz. Şimdi bu üreteçten birim zamanda geçen yük miktarı hatırlayınız. Mesela iğneydi birim zamanda geçen yük miktarıydı değil mi? O zaman burada şu hani buradaki hani tel üzerinde birim zamanda ne kadar yük geçiyorsa bundan da bundan da bundan da aynı şey olacak değil mi? O zaman burada şunu söyleyebiliriz. Seri bağlı dirençlerden şöyle buradan çıkan iyi akımı dersek seri bağlı dirençlerden aynı akım geçmek zorundadır. Değil mi? Çünkü sırasıyla bağlanmış dirençler söz konusu. Eşit akım geçmiş oldu. O zaman şu boşluğu dolduralım. Seri bağlı dirençlerden aynı akım şöyle eşit akım geçer diyebiliriz. Bunları unutmayalım. Sonra şimdi seri bağlamada şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapacağız. Reeş diye bir şey var. Bakın şurada reeş. Reeş şu demek. Bu dirençlerin yanı R1, R2, R3 yerine yalnızca bir direnç bağlayacağız ve aynı etkiyi alacağız. Şöyle ki buradaki iyi akım var ya şurada iyi akımı. Görüyorsun değil mi? Buradaki iyi akımı ile buradan çıkan iyi akımı aynı olacak. Eşler direnç bağlamak bu anlama geliyor. Aynı etki bu anlama geliyor. O zaman şöyle yapalım. Buradaki bir önceki anlatımımızda da buraya K noktası, buraya da L noktası demiştik ve bunu seviyoruz. K ve L noktası. O zaman şöyle diyebiliriz. K ile A noktası, K'yı devam ettirelim bu arada. Buraya da K noktası diyebiliriz. O zaman K ile A noktasında I çarpı R1 kadar potansiyel harcanıyor. Değil mi? Sonra A ile B arasında I çarpı R2 kadar potansiyel harcanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Sonra B ile şu L'yi de buraya aldığımızda B ile L arasında da I çarpı R3 kadar potansiyel harcanıyor. Değil mi? İşte bu şuradaki üreticinin potansiyelidir diyoruz. Yani bütün potansiyel diyebiliriz. V eşittir I çarpı R1, I çarpı R2 artı I çarpı R3. O halde şurada da şunu yazabiliriz. Tek bir dirençle aynı iş olsun istiyoruz. O zaman I eşittir V bölü R'ş yazdığımızda şöyle içler dışlardan V eşittir I çarpı R'ş olur. Değil mi? Güzel. O zaman buradaki V'nin yerine şuradaki I çarpı R'ş'i bakın şunu alıp buradaki V'nin yerine koyabiliriz. Değil mi? O zaman şöyle yazalım yerine. Yazdığımızda I çarpı R'ş. Şimdi I çarpı R'ş yazdığımızda ne görüyoruz? Buradaki I akımının parantezini alabiliriz. Değil mi? Biraz matematik düşünelim. I akımının parantezini aldığımızda buradaki I ve buradaki I gider. Sonuç olarak ne çıkar karşımıza? Eşdeğer direnç şöyle ki R1, R2 ve R3 dirençlerinin toplamı gördünüz mü? O zaman seri bağlı dirençlerde eşdeğer direnç dirençlerin toplamı şeklinde ifade edilebilir. Burada ne kadar direnç seri bağlıysa bu dirençleri topluyoruz. Eşdeğer direnci bulurken diyoruz. Unutma seri bağlı dirençlerden aynı yani eşit akım geçer. Ama vırları eşit olmayabilir. Çünkü dirençler farklıysa o zaman vırları V eşittir I çarpı R'leri farklı olabilir diyoruz. Hemen arkasından antrenman sorusu. Şimdi dirençlere bakalım. 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 6 ohmluk dirençler var. Ve 30 voltluk gerilim uygulanmış. Değil mi? Şimdi dikkat ederseniz buradaki dirençler sırasıyla bunların birer uçları. Bak bunların birer uçları 4 ile 5'in 5 ile 6'nın birer uçları birleşmiş. O zaman birer uçları birleştiği için bu dirençler seri bağlı diyoruz. Değil mi? Yani buradaki 2 ohmla buradaki 4 ohm üst üste diye kesinlikle paralel bağlı demiyoruz. Çünkü sırasıyla bağlanmış. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu. Çünkü mesela 4 ile 2, şu 4 ile şu 2'den bahsediyorum. 4 ile 2 ne zaman paralel bağlanmıştır diyeceğiz. Şöyle diyeceğiz. 4 ohmluk direnç ve 2 ohmluk direnç. Şöyle bağlandığı takdirde o zaman harflendirme yaptığımızda mesela buraya K noktası dersek buraya da K noktası, buraya da K noktası diyebiliriz. Buraya L noktası dersek buraya L noktası, buraya L noktası ve buraya L noktası diyebiliriz. Değil mi?
Niye buraya L noktası deyip buraya L noktası diyebiliyorduk? Hatırlayın, bir direnç yoksa burada vır harcanmıyordu. Bir potansiyel fark oluşmadığı için aynı noktayı verebiliyorduk. Değil mi? Güzel. Yani buraya K noktası diyebildiğimiz gibi. O zaman 4L2 aynı iki harf arasında kaldı. K ve L arasında kaldı. O zaman bu 4L2 birbirlerine paralel bağlıyoruz. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Her iki ucu aynı yere bağlı olan dirençlere paralel bağ diyebiliriz. Bakın her iki ucu aynı yere bağlanmış. O yüzden bunlar paralel bağ. Ama buradaysa mesela 4 ile 2'ye baktığımda hatta bir uçları bile birleşmemiş farkındaysanız. 4 ile 2 üst üste olmalarına rağmen sırasıyla bağlandıkları için bunlara seri bağ diyoruz. Değil mi? Şimdi önce A şıkkına bakalım. A şıkkında diyor ki üreteçten çıkan akım bulunuz. Üreteçten çıkan akım. Şimdi şöyle diyeceğiz. Üreteçten çıkan akım yani I akımını bulurken şunu yapmalıyız. I eşittir V bölü bütün eşdeğer dirence bölmeliyiz. Çünkü ne demiştim hatırlarsınız bir önceki anlattığım şeyde. Bunların eşdeğeri tek başına bunların yaptığı işi yapabiliyordu. O halde devam edersem I akımı eşittir V biz kaç? 30. Ve bunlar birbirlerine seri bağlı değil mi? Seri bağlı. Süper. 2, 3, 4, 5, 6 seri bağlı olduklarına göre bunları toplayacağız. Yani 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6. Topladığımızda bakalım 5, 10, 14, 6 daha 20. 30 bölü 20'den demek ki burada 3 bölü 2 yani 1,5 amperlik akım dolaşıyormuş diyebiliriz. Sonra gelelim B şıkkına. B şıkkında 6 ohmluk direncin uçları arasındaki potansiyel farkı bulunuz. 6 ohmluk direncin. Yani şunun bu uçlar arasındaki potansiyel fark. Şimdi potansiyel fark ne? Vır. V eşittir I çarpı R değil mi? 6 ohmla ilgilendiğimize göre o zaman buradaki R direncine 6 ohm koyacaksınız. Ve bunlar birbirlerine seri bağlı olduklarına göre bundan da, bundan da, bundan da ve bundan hepsinden aynı akım geçer. O halde bundan da geçen akım bulduğumuz 1,5 amperlik akımdır. Çünkü seri bağlılarsa üzerlerinden geçen akımlar eşit dedik. O halde V eşittir akım 1,5 olduğuna göre R direnci de 6 olduğuna göre 1,5 ile 6'yı çarptığımızda 9 voltluk uçlar arasındaki potansiyel fark diyebiliriz. Bitmedi. Şunları da söyleyebiliriz. Şimdi 5 ohm. Şunun uçlar arasındaki potansiyel fark söylediğimizde 1,5 amperlik akım geçtiğine göre 1,5 çarpı 5'ten ne geldi? 7,5 volt değil mi? Şimdi bir şey göreceksiniz ve hoşunuza gidecek. 4 ohm. Bundan da 1,5 amper geçiyor. O zaman 1,5 çarpı 4'ten ne geldi? 6 volt. Değil mi? Güzel. Sonra buna bakalım. Bundan da 1,5 çarpı 3'ten bakınız 4,5 volt. Değil mi? Bunu da harcadı potansiyel. Sonra buna bakalım. 1,5 çarpı 2'den bunu da harcamış olduğu potansiyel 3 volt. Hepsini buldun mu? Buldum. Toplayalım sırasıyla. Bakın ne oldu? 3, 4,5 daha 7,5. 6 daha ne oldu? 13,5. 7,5 daha ne oldu? 21. Sonra 9 volt daha ne oldu? 30 volt. Yani şöyle diyeceğiz. Bunun harcadığı potansiyel, bunun harcadığı potansiyel, bunun harcadığı, bunun harcadığı ve bunun harcadığı potansiyel işte üreteceğin uçlar arasındaki yani üreteceğin devreye sağlamış olduğu gerilim potansiyel farkıdır diyebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Buraya kadar her şey güzel, süper, gayet iyi gidiyoruz. Şimdi gelelim antrenman sorusuna. Şimdi antrenman sorusunda gene bakın her zaman devre düzgün verilecek diye bir şey söz konusu değil. Değil mi? Bakın burada abuk subuk bir devre vermişiz. Yani elimizde teller var. Uçlarına dirençleri bu şekilde bağlamışız. Keyif bizim. İstediğimiz gibi yaparız. Şimdi burada ki buraya baktığınızda gene R direnci 2R sonra sırasıyla hepsi sırasıyla gelmiş görüyor musunuz? Yani burada bu şekilde bağlı olmasının hiçbir sakıncası yok. Bunlar birbirlerine seri bağlı. Çünkü sırasıyla bağlanmış. Yani bazılarının üst üste gelmesi, bazılarının yan yana gelmesinin hiçbir önemi yok. Dediğim gibi şunu da söyleyebilirsiniz aslında. Buradan çıkan bir I akımı düşünün. Hani şunu da söyleyebilirsiniz. Şöyle bir I akımı düşünün. Bu I akımı sırasıyla bundan hepsinden aynı akım geçecek değil mi? O zaman aynı akım geçiyorsa, akım değişmiyorsa o zaman o dirençler seri bağlıdır da diyebilirsiniz değil mi? O zaman şöyle diyelim. Bundan geçen akım da I akımı. Bundan geçen de I. Bundan da aynı şekilde. Sonra bu. Ve en sonunda budur diyebiliriz. Hepsinden aynı akım geçiyor. Şimdi gelelim sorumuza. Şekildeki gibi kurulan devrede 4R'nin uçları arasındaki gerilim 8 volt olduğuna göre üreticinin gerilimi kaç volttur? A ve B noktaları arasındaki gerilim kaç volttur? Şimdi dediğim gibi az evvel söylediğim gibi şimdi bize gerilim sorduğunda aklımıza gelecek olan vır. Tamam mı? Bize gerilim soruyorsa şunu diyeceğiz. Yani bize V eşittir I çarpı R. Vırla alakalı bir şeyler soruyor farkındasınız. Değil mi? Farkındaysanız. O zaman şöyle diyelim.
Kimin? 4R'nin uçları arasındaki potansiyel fark 8 voltmuş. 4R'yi hemen bulalım. Şundan bahsediyoruz. Yani şunun uçları arasındaki potansiyel fark 8 voltmuş. Şöyle diyebilir miyim o zaman? Bundan I akımı geçtiğine göre şöyle diyeceğiz o zaman. I çarpı 4R'ye kadarlık, yani 4'ü başa alalım. Normalde V eşittir I çarpı R, şunu da yazalım. Hep sayıyı başa alalım. Hani rahat ederiz. 4 çarpı I R. Yani 4 I R kadarlık bir gerilim. İşte buna ne demiş soruda? 8 volt demiş. Bu bilgiyi bize vermiş. 8 volt. O zaman şunu söyleyebiliriz. Üretecin gerilimini şöyle yazayım ki yukarıdakiyle karışmasın. Üretecin gerilimini bulmak için ne yaparız? I çarpı R eş yaparız. Çünkü normalde I akımını bulurken, şurada göstereyim karışmasın. I akımını bulurken V bölü R eş yapmıştık, hatırlıyorsunuz değil mi? O zaman içler dışlar yaptığımızda şöyle V eşittir I çarpı R eş olur. O halde devam edersem I akımı hepsinden aynıydı. Bunlar birbirine seri bağlı olduğuna göre topluyorum. 5, 4 daha 9. İsterseniz yazalım. 5R artı 4R artı R, görüyorsun değil mi? Artı 3R artı 2R artı, burada 2R yazıyorum, artı R. Şimdi bunların hepsini yaptık. Kaç tane var? 5, 9, 10, 13, 15, sonra 2 daha 17, sonra 1 daha 18. Yani I çarpı 18R. Ne dedim? Sayıyı başa al. 18R. Şimdi şunu söyleyebilir misin yukarıdan? Bak, 4R 8 voltmuş. O zaman şöyle bir yorum yapabilirim. 1R ne kadar? Onu buradan bulalım. 8'i 4'e böldüğümüzde 1R'nin değerini buluruz. Bu da 2 volt. Değil mi? Burada yerine koyarsak 1R'nin yerine, yani deriz ki 18 çarpı 2'den ne gelmiş oldu? 36 volt. Gördünüz mü? Süper. Yani buradaki üreticinin gerilimi I çarpı R eş çünkü. Nasıl I'yi V bölü R eşle buluyorsam V'yi de I çarpı R eşle bulurum. Değil mi? Güzel. Yani oradan oraya çeviriyoruz farkındaysanız. Geldik B şıkkına. B şıkkında da şunu söylüyoruz. A ve B noktaları arasındaki gerilim kaç volttur? Bakın. Şimdi şöyle diyeceksin. A ile B noktaları arasındaki gerilim. O zaman kimi ilgilendiriyor bu? Kimle ilgili bu? 3 ile ilgili. 3 ile. 2 R ile ilgili ve 2 R ile ilgili. Farkında mısınız? Çünkü A ile B arasında kalan dirençler bunlar. O zaman şöyle yazalım mı? A ile B arasındaki potansiyel fark eşittir I çarpı 3R. 3R'nin harcadığı potansiyel. Artı I çarpı 2R. Onun harcadığı potansiyel. Şu bu arada B şıkkı yazalım. Sonra artı I çarpı 2R'nin harcadığı potansiyel. O zaman bakın buradan ne oldu? 2 tane burada. 3 tane burada 5. 2 tane de burada 7. 7 tane IR oldu değil mi? O zaman 1R'nin 2 volt olduğunu bulmuştuk az önce farkındaysanız. O zaman burada da 7 çarpı 2'den işte 14 volt diyebiliriz. Süper. Yani burada yapmamız gereken şey vır. Farkındaysanız şu ana kadar hep vır yaptık. Gördünüz değil mi? Güzel. Evet, şimdi diyoruz ki paralel bağlama. Şimdi seri bağlamayı yaptık. Yani seri bağlamanın neden olduğu şeyleri gördük. Paralel bağlamanın da sebep olduğu şeyler ya da sağladığı şeyler, onlardan bahsedeceğiz şimdi. Şimdi paralel bağlamada ilk başta seri bağlamada bir harflendirme yapmıştım. Burada da yapalım. Mesela buraya K harfi verelim. Eğer bir direnç yoksa, vır yoksa, bir potansiyel fark oluşmazsa buraya da K ve buraya da K ve buraya da K diyebiliriz değil mi? Bak. Sonra buraya L dersek, buraya da L, pardon oraya gerek yok. Buraya da L, buraya da L, buraya da L diyebiliriz. Bak ne oldu? Yalnızca birer uçları bağlıysa seri bağlamaydı. Değil mi? Ama bu sefer R1'in K ve L, R2'nin K ve L, R3'ün K ve L uçlarına baktığınızda hepsi aynı yere bağlı. O zaman bunlar aynı yere bağlıysa bunlara paralel bağlama diyoruz. Sonra o zaman şöyle bir şey de hatırlayalım. Potansiyel farkında şunu söylemiştik. Burada üreticinin V kadar potansiyel fark oluşturması vardı ya. K ile arasında V kadar potansiyel fark oluşturmuş. O zaman şöyle bir şey söyleyebilirim. Bunun da uçları arasında V kadar potansiyel fark var. Bunun da uçları arasında V kadar potansiyel fark var. Ve bunun da uçları arasında V kadar potansiyel fark var. Hepsinin potansiyel farkları eşit olacak. O zaman şuradaki boşluğu hemen doldurabilirim. Paralel bağlı dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farkı yani potansiyel fark aynı zamanda neydi? Aynı zamanda gerilimi eşit olur. Yani V eşit olur. Tamam mı? Süper. Sonra gelelim ikinci cümleye. Bir noktaya ne kadar akım gelirse, şurada ne kadar akım gelirse o kadar akım çıkar. O noktadan şöyle yazalım, tamamlayalım bunu. O noktadan diye şöyle tamamlayalım. Tamam mı? O noktadan o kadar akım çıkar. Bu şeye benzer. Mesela bir
Hani şöyle suların birleştiği bir nokta düşünün. Mesela buradan bir su geliyor. Buradan da bir su geliyor. Dolayısıyla şu noktada birleşecekler ya bunlar. Buradan iki su olarak yollarına devam etmek zorundalar. Değil mi? O zaman şöyle bir şey yazabilirim. Atıyorum buradan 5 amper akım gelsin. Buradan 3 amper akım gelsin. O zaman buradan 5 artı 3'ten toplamda 8 amperlik akım çıkmak zorunda. Mantığıyla yaklaşıyoruz. Bir noktaya ne kadar akım gelirse o noktadan o kadar akım çıkmak zorunda. Mesela şöyle bir uygulamasını daha yapalım. Mesela 3 amper, mesela 2 amper, mesela şöyle yapıyorum hemen. Şunda ne olur? Mesela bu soru işareti. Bakın ne olmuş? Burası 3 amper, buradan 3 amper, buradan da 2 amper. O zaman buradan 1 amperlik akım çıkması lazım ki çünkü bu noktaya 3 amper gelmiş, buradan 2, buradan 1 amper gidebilsin. Tamam mı? Bir noktaya ne kadar akım gelirse o noktadan o kadar akım çıkar diyebiliriz. Güzel. Sonra KL arasındaki buradaki dirençler dedik ki birbirlerine paralel bağlı. O zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bunlardan geçen akımlar bu sefer eşit olmak zorunda değil. Evet paralel, pardon seri bağlamada eşitlerdi ama burada gerilimler eşit. O zaman gerilimler eşitse, R'ler farklı ise akımlar da farklı olabilir. Değil mi? Buradan geçen akıma I1 diyelim. Buradan geçen akıma I2 diyelim. Buradan geçen akıma da I3 diyelim. Yani akımlar birbirinden farklı. Şimdi şuradaki cümlede kurduğum şeyi kullanırsam bak bu noktaya bakalım. Bu noktaya yukarı I1 akımı gitmiş. I2 akımı gitmiş. O zaman bu noktaya I1 artı I2 gelmek zorunda. Değil mi? Bir noktaya ne kadar akım gelirse o noktadan o kadar akım çıkacak. Çünkü I1 akımı şurada da gösterelim I1 akımını. Çünkü bakın aynı kol. I1. Sonra şu noktaya bakalım hemen arkasından. Bu noktada şöyle bir şey var. Bak I3 gitmiş, I1, I2 yukarı gitmiş. O zaman buraya yukarıya doğru I1 artı I2 artı I3 akımı gelmiş diyoruz. Çünkü bir noktaya ne kadar akım gelirse o noktadan o kadar akım çıkar. Buradan son olarak çıkan akım işte bizim için I1 artı I2 artı I3. Bir daha bakın aynı akım geçiyor. Bir daha oraya yazıp karıştırmayalım. Tamam mı? Güzel. Şimdi ne demiştim seri bağlamada? Eşdeğer direnç. Eşdeğer direnç neydi? Aynı gerilimde aynı akımı çıkaracak demek. Yani şu buradan çıkacak akım tek başına I1 artı I2 artı I3 olmalı. Değil mi? Yani bu kadar akım çıkacak. Aynı etkiyi yapsın istiyoruz. Doğru mu? Güzel. O zaman devam edelim. Buradaki V'nin yerine bakın şuradaki V eşittir. V eşittir. I1 artı I2 artı I3 akımı çıkıyor ya. Çarpı R eş diyebilir miyim? Dedim bile. Güzel. R eş dedik. O zaman buradaki I1, I2, I3 içinde şunu yazabilirim. Buradan I1'i bulalım. I1 eşittir. V kadar gerilim altında olduğu için V bölü R1. Değil mi? I2 eşittir. V kadar gerilim olduğu için V bölü R2. Bunu da burada buluyorum. Sonra I3 eşittir. Bunu da burada bulalım. V gerilim V bölü R3. Görüyor musunuz? Gördünüz. Güzel. O zaman burada yerine yazarsam. Bakın ne yerine yazarsam. Buradaki eşdeğer direncin nereden geldiğini bulmak istiyorum. Bunu görmenizi istiyorum. O zaman I1'in yerine V bölü R1 yaz. I2'nin yerine V bölü R2 yaz. I3'ün yerine de V bölü R3 yaz. Değil mi? Sonra buradan da çarpı R eş. Sonra şuraya da V'yi yazdığımızda bak gene matematik var. Şurada V'ler bakınız şurada V parantezini aldığınızda V'ler birini götürecek değil mi? Gitti. Şuraya işte bunun 1'in altını alırsak şurada 1 var. 1'in altını aldığımızda 1 bölü R eş eşittir. İşte paralel bağlamada 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 artı nokta nokta diye gider. Yani kaç tane direnç paralel bağlıysa 1 bölü R eş, 1 bölü R1, 1 bölü R2, 1 bölü R3 şeklinde eşdeğer direnci bulabiliriz diyoruz. Tamam mı? Ne söyledik? Bunların uçları arasındaki potansiyel farkları eşit olacak dedik. Ne söyledik? Bir noktaya ne kadar akım gelirse o noktadan o kadar akım çıkar dedik. Bunları unutmayalım. Bu önemli şeyleri unutmayalım. Paralel bağlamayı da söylemiş olduk. Şimdi gelelim paralel bağlama için bilinmesi gerekenlere. Şimdi bazı şeyler paralel bağlamada şu an söyleyeceğim şeyler bize çok ciddi kolaylıklar sağlayacak. Mesela yalnızca paralel bağlı iki direncin eşdeğeri. Sadece iki direnç varsa. Şimdi buna R1 derse, buna da R2 derse şöyle iki tane direncimiz var. Buradaki bunların eşdeğerini şöyle bulabiliriz. R eş eşittir. R1 çarpı R2 ikisinin çarpımı yani çarpımları bölü toplamları diyebilirsiniz. Bakın çok basit. Mesela örneğin şöyle R1 6 olsun. Hani siz bunu çok duydunuz. 6 ohm. R2 de 3 ohm olsun. Değil mi? Sonra buradan ne geliyordu? Hep 2 geliyordu. Yapalım gerçekten öyle mi? 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3. Ne oldu? 18 bölü 9. 18 bölü 9 ne demekti? 2 ohm. Gördünüz mü? 2 ohm buluyordunuz her seferinde. Mesela burada R1, R2. Şöyle gene örnekler verelim. Mesela R1 ile R2 şurada 10 ohm olsun. Tamam mı? Burada da 15 ohm olsun.
Bunlar gene birbirlerine paralel bağlı mı? Bağlı. Burada geç değer direnci bulalım. Yalnızca iki tane bağlı. O zaman şöyle diyelim. Hatta burada 6, 10 ile 15 verdik. Bir de altına şöyle, hatta şöyle yapalım. Şu şekilde. Mesela bunu da görmüş olalım. Buraya da bir 3 bağlayalım. Tamam mı? 3, 10. Şimdi bunlar birbirine paralel bağlı. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi 3 tane ise ne yapacağız peki hocam? 3 tane ise bunu yapamazsınız. Ama şöyle yaparsınız. Yalnızca 2 direnç için bu söz konusu. Şunu yapabilirsin. 10 ile 15'i önce yaparsın. Bak şu ikisini önce yaparsın. Sonra 3 ile yaparsın. 10 ile 15'e bakalım. 10 çarpı 15 bölü 10 artı 15. Ne gelir buradan? 150 bölü 25. 150'yi 25'e böldüğünde ne gelecek? 6, 10. Gördün mü? Bak artık bunun gibi oldu. 6, 3. Yani artık şu ikisinden gelen 6 ile şöyle yapalım. Şuradaki 3 ile buradaki 6'dan bahsedeceksin artık. 3 ile 6. Ne gelmişti 6 ile 3'ten de? Evet. Aynen söylediğin gibi az önce söylemiştik 6 ile 3'ten 2 gelmişti. Evet şu arkadaşlardan da eşdeğer direnç şöyle yazabiliriz 2 gelir. Yani 2'den fazlaysa önce ikisini sonra diğeriyle onlardan gelen sonucu 2 taneymiş gibi düşünebilirsiniz. Değil mi? Güzel. Güzel. Şimdi gelelim ikinciye. Yani bilinmesi gerekenlerden ikinci bilmemiz gerekene gelelim. N tane özdeş R direnci paralel bağlıysa eşdeğer direnç neyle bulunabilir? Az evvel bir tane bağıntı verdik. 1 bölü R eş. Şimdi hepsi R ise 1 bölü R. 1 bölü R. 1 bölü R diye gidelim böyle toplaya toplaya. O zaman yukarıyı topladığınızda N tane olacağına göre yukarının toplamı N olur. Ama payda R değil mi? Hani rasyonel ifadelerin toplanması. O zaman buradaki eşdeğer direnç için hani R eş. Bir de ters çevirirseniz bunu. Aşağısı R şöyle olacak yani. Hani burada göstereyim. Şöyle pardon. 1 bölü R eş eşittir. Şöyle yukarının toplamı n olacağı için n bölü r oldu. Gördün mü? Şöyle. O zaman burada r eşi ters çevirdiğinde karşına ne gelecek? R bölü n olacak. R bölü n. Şimdi ne demek istedim? Mesela 6, 6 ve 6. Şöyle 6, 6, 6. Kaç tane 6 var? 3 tane 6 var. O zaman bunlar özdeş olduğuna göre eşdeğer direncimiz burada. Mesela şurası için yapıyorum. R eşdeğer direncimiz 3 tane 6 olduğu için r eş eşittir. 6 bölü 3'ten ne geldi? 2 ohm geldi. Gördünüz mü? Bayağı pratik sağladı bize. Bu da çok ciddi pratik sağlamış oldu. Güzel. Sonra gelelim üçüncü bilmemiz gerekene. Paralel bağlı dirençlerden R'leriyle ters orantılı olacak şekilde akım geçer. Bakın bu da çok önemli. Yani normalde soruların çözümünde bu üç pratiği zaten bilinmesi gereken bir şey. Fazlasıyla kullanacağız. Şöyle diyeceğiz. Paralel bağlı dirençler şöyle çizelim. Bir direnç bu, bir direnç bu. Şimdi iki tane verelim. Burası R direnci olsun. Burası da 2R direnci olsun. Şimdi biz şunu söyledik. Paralel bağlı dirençlerin uçları arasındaki gerilimler eşit. Yani vurular eşit. Değil mi? Vurular eşit. O zaman vurların eşit olabilmesi için o zaman bundan geçen akımla bundan geçen akım arasında ters orantı olacak. Yani dirençleri ters orantılı. Şöyle dersem bundan iyi geçerse bundan 2 iyi geçmeli diyorum. Değil mi? Bir noktaya ne kadar akım gelirse o noktadan o kadar akım çıkar demiştik. O zaman buradan gelen akıma da 3 iyi diyebilirsiniz. Sonra çıkan akım tekrar buradan 3 iyi olacak diyebilirsiniz. Sonra birkaç tane direnç yazalım. Şöyle paralel bağlı. Mesela bu 6 olsun. Mesela bu az evvelki gibi 3 ohm olsun. Mesela bu 2 ohm olsun. 2 ohm olsun. Şimdi bunlar paralel bağlı dirençler ve bunların da vurları eşit olacak. Peki bunlardan geçen akımlarla alakalı ilişkiyi nasıl kurmalıyım? Şöyle diyebilirim. Vurlar eşit olacak. V eşittir. I çarpı R'ler eşit olacak. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bunların katsayılarının ek okunu alabilirim. Farkında mısınız? O zaman 6, 3 ve 2. Bunların ek oku yani en küçük ortak katsayı ne burada? Farkındaysanız 6. O zaman 6'ı da eşitleyecek şekilde bunlarda akım gönderebiliriz. Yani 6'dan i akımı geçerse bundan 2 akımı gider. Ve bundan da dolayısıyla 3'i akımı gider diyoruz. Görüyor musunuz? 2'yi, 3'i. Sonra buradan gelen akım ne olacak bu durumda? Topladığın zaman 6'yı kadar akım gelecek diyoruz. Misal veriyorum. Mesela burada devreyi tamamlayalım. Diyor ki bize bulmuşuz bir şeyler. Buradaki akım sallıyorum 12 ampermiş. O zaman 12 amperse 6'yı eşittir 12 amper diyorum değil mi? 6'yı eşittir 12 amper. Şurada yazayım. 6'yı eşittir 12 amper. Dolayısıyla 1i de buradan 2 amper. Öylesine sağladığım bir şey şu an söyleyeyim. O zaman bundan geçen akım. Bakın bundan geçen akım. Şöyle gösterelim. I 1 tane i olduğu için 2 amper. Burada 2i olduğu için 2 kere 2 4 amper. Görüyor musunuz? Sonra buradan da 3i olduğu için 3 çarpı 2 6 amper. Toplayalım. 6, 10, 12. Bak ne kadar akım geliyordu? 12 amper akım geliyordu.
Tamam mı? O zaman dirençleriyle ters orantılı olacak şekilde akım geçer diyoruz. Ve en kolayı da ne dedik? Bir ekok buluyoruz. Ekok bulduğumuzda da ona eşitlenecek şekilde bir i akımı paylaştırması yapıyoruz diyoruz. Bu bilinmesi gerekenlerle işimiz gerçekten çok kolay olacak. Mesela bir kavratan sorumuz var karşımızda. Ne diyoruz? Şekildeki gibi kurulmuş devrede üreteçten çıkan akım bulunuz ve i akımını bulunuz. Şimdi i akımı, üreteçten çıkan akım ve i akım farklı şeyler. Neden? Çünkü üreteçten çıkan akımı şöyle gösterelim. I, ü yazalım isterseniz karışmasın. Üreteçten çıkan akım. O zaman ne olacak burada? Bundan geçen akım I1 olsun. Bundan geçen akım I2 olsun. Ve bundan geçen akım da I3 olsun. O zaman şu akım ne oldu farkında mısınız? Buradan gelen I1 akımıyla buradan gelen şöyle I2 akımın toplamı oldu. Gördünüz mü? Yani I eşittir I1 artı I2 oldu. Fakat üreteçten çıkan akım ne? Üçünün toplamı olan I1 artı I2 artı I3. Yani I1 artı I2 artı I3. Gördünüz mü? Birbirlerinden farklı akımlar. Şimdi üreteçten çıkan akımı bulmak. Önce şöyle bir yöntemle çözelim. A diyelim. Üreteçten çıkan akım bulmak istiyorsak yapmamız gereken şey V bölü R eş demek. V eş. Şuraya da Ü yazalım. Üreteç olsun. Şimdi buradaki eş değer direnci bulalım. Eşdeğer direnç, şimdi ne var burada? 10, 15 ve 6. Şimdi harflendirme yaptığımda hepsi K ile arasında kalıyor. Farkında mısınız? 10, 15 ve 6. Şimdi 10 ile 15, bakın ne demiştim? Pratiklerimiz var demiştim. Önce yalnızca iki direnç için bir pratiğimiz vardı. Şunu yapabilirsiniz bu arada. 1 bölü eş, şuraya yapayım isterseniz. Bazıları böyle yapmak istiyor. 1 bölü 10 artı 1 bölü 15 artı 1 bölü 6. Buradan eşdeğer direnci bulabilirsiniz. Buradan eşdeğer dirençte, gelecek eşdeğer dirençte R eşde burada 3 olacak ters çevirdiğinizde bulduğunuzda. Ama bunu diyoruz ki şöyle de yapabiliriz. Önce 10 ile 15'i yapalım. Önce 10 ile 15'i yaptığımızda 10 çarpı 15 bölü 10 artı 15. Yani 150 bölü 25'ten ne geldi gördüğünüz üzere? 6 geldi. Yani biz 10 ile 15'in yerine 6'yı kullanabiliriz. Gördün mü? O zaman K ile L arasında tekrar K ve L arasında yazalım. 6 ve 6. Şimdi iki tane direnç var. O zaman 6 ile 6 birbirine paralel bağlı değil mi? Evet. O zaman buradan 6 ile 6'dan özdeş dirençler paralel bağlıysa ne dedik? R eş R bölü N. Yani burada R bölü N yaptığımda çünkü özdeşler 6'yı 2'ye bölüyorum. 2 tane olduğu için ne geldi? 3 ohm geldi. Değil mi? İşte bunları bulduklarım burada kullanabilirim. Üreteçten çıkan akım devam edersem gerilim 30 bölü direnç eşdeğer direnç ne? 3. Buradan da ne geldi? 10 amperlik akım geldi. Gördünüz mü? 10 amper. Yani burada üreteçten çıkan akım 10 ampermiş. Sonra az evvel yaptığımız ekok olayını kullanalım mı? Kullanalım. Mesela burada ekok dediğimizde dirençlerin katsayılarının en küçük ortak katı. 10, 15 ve 6. Kaçtır bu? Evet, 30'dur. 30. O zaman 30'da eşitlenecek şekilde bundan 3'yi akım gönderelim. Olur mu? Bundan da 2'yi akım gönderelim. Bakın 2'yi. Bundan da ne gönderiyoruz? 30'da eşitlenecek dedik. Ne kadar gönderiyoruz? Söyle. 5i kadar değil mi? Süper. Bak ne oldu? O zaman 5i, 2i ve 3i toplamda ne kadar geliyor bu durumda? Onları topladığım zaman 10i kadar akım geliyor değil mi? O zaman 5g'ni yapabilirim bu durumda. 10i akım çıktı ve 10i akımda bulduğumuz 10 amper eşit oldu değil mi? 10. O zaman 1i'nin 1 amper olduğunu söyleyebilirsin. Değil mi? Güzel. 1 amper olduğunu söylersek bu 3i'ye eşitti. 3i'ye eşit olduğu için 3 amper. Sonra bu I2 de 2i'ye eşitti. O zaman bu da 2 amper. O zaman bunların toplamı olan I, yani artık şunu yazabilirim. I eşittir. I1 artı I2 dedik. I1 artı I2 dedik. I1'e bakıyorum. Ne kadarmış? 3 ampermiş. I2 ne kadarmış? 2 ampermiş. Topladığımda 5 amper diyorum. Gördünüz mü? Güzel. Peki farklı bir yolla daha çözebilir miyim? Çözelim. Burada görmenizi istiyorum. Şöyle ikinci yol diyelim. Hani bir takım şeyler daha görelim burada. İstediğimizi yaparız değil mi? Şimdi burada 10 ohmluk direnç. Burada 15 ohmluk direnç. Ve burada şöyle 6 ohmluk direnç. Şimdi şuraya da üreticin gerilimi. Şöyle yapalım. Şöyle de 30 voltluk gerilim. Dedik ki bunlar paralel bağlıysa uçlar arasındaki gerilimler. Bakın K, L harfleri vermiştik. Buna K ve L demiştik. Şöyle. Bu da K. Bu da K. Bu da K. Sonra bu da L. Şöyle L. L demiştik. O zaman K ile arasında 30 voltluk gerilim olduğuna göre. Bunun da 30 volt gerilimi değil mi? 30 volt. Bunun da şöyle 30 volt. Şöyle 30 yapalım. Şunun da 30 voltluk gerilim var. Şöyle diyebilir miyim? O zaman V'dan yola çıkarak direkt 30'ları kullanarak bunların akımlarını söyleyebilirsin. Değil mi? V eşittir I çarpı R'ydi. O zaman bunun direnci bakalım 10 ohm. 10 ohmluk direnç varsa 30 voltluk gerilimse bundan geçen akım 3 amper değil midir? Değil mi? O zaman 30 voltluk gerilim varsa bunun 15 ohmsa bundan geçen akım şunu da yazalım bu arada karıştırmayalım. O zaman 15'ten geçen akım 30 voltluk gerilim altında bu durumda
2 amper diyebilir miyim? Dedim. Şöyle 2 amperlik akım geçer bundan da. 2 amper. O zaman 30 voltluk gerilim 6 ohmsa bundan geçen akım ne? 5 amper. Bak aynı şeyleri buldum zaten. Değişen hiçbir şey yok. Bunlar birleştiğinde şuradan gelen 3 amperle 2 amper birleştiği zaman şöyle ikisinin birleşimi buradan geçecek olan 5 amperlik akım demek. Gördün mü? Üreteçten çıkan akım şöyle çıkan 3 amper, 2 amper ve 5 amper akımların toplamı da buradan da 10 amper akım geliyor demek. İsterseniz böyle de çözebilirsiniz. Burada eşdeğer direnci bulduk. Üreteçten çıkan akım bulduk ve akımı paylaştırarak yaptık. Burada da bunların gerilimleri 30-30-30 deyip her birinden geçen akım 30 voltluk gerilim olduğuna göre 6'dan geçen 5 amper, 30-15'ten geçen 2 amper ve 10'dan geçen 3 amper diyebiliriz dedik. Gördünüz mü? İstediğiniz gibi çözebilirsiniz. İstediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Gayet güzel gidiyoruz. Bir kavratan soru daha. Hani bir şeyler daha söyleyeceğiz bunda. Şekildeki gibi kurulmuş devrede üreteçten çıkan akım bul. 4 ohmluk dirençten çıkan geçen akım bul. Şöyle geçen akımı bul. Şimdi az evvel yaptıklarımızın aynısını yapacağız. Sadece burada paralel bağlı kısımla aynı zamanda paralel bağlı şurası bakın. Şurası şöyle harflendirme yapalım gerçi. Şöyle buraya K diyelim. Buraya da L diyelim olur mu? Önce K ve L'yi verelim. Sonra bak buraya K noktası diyemiyoruz. Buraya ne diyelim? L de diyemeyiz. Buraya diyelim ki M noktası olsun. Sonra buraya L noktası diyemem. Farkında mısın? Çünkü direnç giriyor oraya. Buraya da ne diyelim? N noktası diyelim. O zaman bak 4 ohmluk direnç de 12 ohmluk direnç gördüğünüz üzere aynı iki harf arasında. M ile N arasında. Ne oluyordu bunlar? Birbirlerine paralel bağlı oluyor. 4 ile 12'den ne gelir? Söyle bana. Nasıl buluyorduk? 4 çarpı 12 bölü 4 artı 12. Yani 48 bölü 16. Buradan da 48'i 16'ya böldüğümüzde 3 ohm geldi. Sonra şimdi bu 3 ohm, bu 3 ohm ve bu 5 ohm birbirlerine nasıl bağlı? Duydum seni. Seri bağlı. Evet çünkü sırasıyla bağlanmış değil mi? Topladığımızda o zaman eşdeğer direnci buluruz. Bu devredeki yani A şıkkından bahsedersem üreteç akımını bulmak için buradaki gerilimi V'yi ne yapıyoruz? Eşdeğer direnci buluyoruz. Şöyle. O zaman V belli 88. Eşdeğer direnci bulacağız şimdi. Şuradan gelen 3. Buradaki 3 ve buradaki 5 birbirlerine seri bağlı olduğu için sırasıyla yazıyorum. 3 artı 3 artı ve 5 birbirlerine seri olduğu için ve 5. Eşittir 88 bölü 11. Ne kadar akım geçti? Ne kadar? 8 amperlik akım çıktı. Yani üreteçten çıkan akım şuradaki akım 8 ampermiş. 8 amperlik akım çıkmış. Oldu mu? Yani A şıkkını bulduk. Şimdi gelelim B şıkkına. 4 ohmluk dirençten geçen akım. Buraya çiziyorum ki orada kafanız karışmasın. Güzel güzel görelim istiyorum. Burası 4 ohm. Burası da 12 ohm. Şimdi burada ana koldan gelen akım da ne kadar? 8 amper. Buraya 8 amperlik akım geliyor. Ne dedik? En küçük ortak kat. Buradaki en küçük ortak kat söyle bakalım ne? EKOK 12 değil mi? Evet. O zaman 12'yi eşitlemek için bundan geçen akıma 3 i diyorum. Bundan geçen akıma da i diyorum. Dolayısıyla gelen akıma da 4 i diyorum. Yani 4 i akımı kime eşit? 8 amper eşit. 4 i eşittir 8. i de buradan 2 amper çıktı. Gördün mü? O zaman bize 4 ohmluk direncin üzerinden geçen akım sorduğuna göre şunu bulacaksın. Yani 3i eşittir 3 çarpı 2'den ne geldi? 6 amper geldi. Değil mi? Ne yaptık? Sırasıyla yaptıklarımızı tekrar edelim. Önce dedik ki burada bir paralel bağlı bir kısım var. Önce bunlardan gelen bir direnç bulduk. Bunların yerine tek bir direnç bulduk. Sonra bu 3, bu 5, bu 3 birbirlerine seri dedik. Sonra eşdeğer dirençle topladık. Sonra burada üreteçten çıkan akım bulduk. Sonrasında 4 ile 12 birbirine paralel bağlı olduğu için bunların gerilimleri potansiyel farkları eşitti. Potansiyel farkları eşit olduğuna göre akım geçen akımda dirençlerle ters orantılı olacak şekilde akım geçecek diyebiliyorduk hatırlarsanız. O zaman biz dedik ki EKOK'la yani kat sayıların EKOK'unu alarak 12 bulduk. Buna 3 i hani 12 de eşitlensin diye 3 i buna da i dedik. 4 i akım geliyor dedik. 4 i 8 ise o zaman i 2 amperdir diyebiliriz. Yani bilinmesi gerekenler vardı ya hani bilinmesi gerekenler. O bilinmesi gerekenlerin hepsini kullandık farkındaysanız. Şimdi ödüllü sorumuza geliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.